zengin bir ortamda yaşıyoruz. Bu da insanların çok dil öğrenmelerine yol açar. Bu 1987'de Babil'deki yarışmada birinci olunca sana bir soru sordular. En çok sevdiğin hangisidir dediler. Ne demiştin? O zaman en çok sevdiğim, en çok hayran kaldığım dil Türkçedir demiştim. Ama o zaman 22 dil biliyordum. Şu anda 50 civarında dil öğrendim ve benim sorum hep aynı. Yine yani 50 dili, yani çok farklı sistemlere sahip diller öğrendikten sonra hala en çok hayran kaldığım dil, yapısını en mantıklı, en matematiksel bulduğum dil Türkçedir diyorum. Aslında biraz yanıt verdim ama biraz daha açıklamayı istiyorum. Neden Türkçe? Yani Türkçe'de seni cezbeden şey bu iç yapısındaki tutarlılık mıdır? Başka bir özelliği var mı? Türkçe tıpkı satranç oyunu gibi. Satranç oyununun kuralları basit ve az sayıda. 7 yaşındaki bir çocuk satranç oyununu oynamayı öğrenebilir. Rahatlıkla öğrenebilir. Ama bunun oynama imkanları sınırsız. Yani kombinasyonlar sınırsız. Türkçe bunun gibi, Türkçe'de mesela çoğul eki bir tek ektir. Bizim ana dilimiz Flamanca'da 3 tane çoğul eki vardır. Yani 3 tane farklı eke gerek yok. Bir ek yeterli. Yani Türkçe'de bu tutumluluk, bu ekonomi var. Hmm. Yani en az ögeyle en çok şeyi ifade edebilmek yeteneği Türkçe'de var.